Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Bin Nur'un mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pazarlarda yerini almış şu anda tam mevsim olan lokum kıvamında Ege usulü harika bir zeytinyağlı bakla tarifim var. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerime nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Bu baklayı isterseniz sıcak, isterseniz soğuk bir şekilde tüketebilirsiniz. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Tarifimde 750 gram bakla kullandım. Baklaları güzelce yıkadım ve süzdürdüm. Baklaları unlu suda bekletme işlemi yapacağız. O yüzden ilk önce suyumuzu hazırlıyoruz. Derince bir kasenin içerisine suyu doldurdum. İçerisine bir yemek kaşığı unumuzu koyuyoruz. Bu un sayesinde baklalarımız daha yeşil kalacak. İçerisine yarım limonun suyunu sıkıyorum ve baklaları temizleyerek içerisine atacağım. Limonu da sıktıktan sonra un tamamen içerisinde kayboluncaya kadar karıştırıyorum. Suyumuz hazır artık baklaları temizleyerek içine atabiliriz. Benim aldığım baklalar gerçekten çok taze. O yüzden sadece uç kısımlarını kesiyorum ve unlu suyun içerisine atıyorum. Almış olduğunuz baklalar eğer kılçıklıysa kenarındaki kılçıkları mutlaka temizleyin. Baklaların hepsini temizleyerek unu suyun içerisine koydum. Baklaları şöyle bir karıştırıyorum ve suyun üzerine çıkmaması için üzerine ağırlık koyacağım. Daha sonra bu baklaları 1 saat boyunca buzdolabında bekleteceğiz. Biz de bu arada diğer malzemelerimizi hazırlıyoruz. Tarifimde 1 adet kuru soğan kullandım. Kuru soğanları ince ince olacak şekilde doğruyorum. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Soğanları doğradıktan sonra kasenin içerisine alıyorum. Yayvami tencerenin içerisine bir su bardağı zeytinyağını koyuyorum. Daha sonra içerisine doğramış olduğum bir adet kuru soğanı ekliyorum. Kuru soğanların diriliği geçinceye kadar yüksek ateşte karıştırarak kavuruyorum. Soğanların diriliği geçtikten sonra içerisine baklaları ekliyorum. Görmüş olduğunuz gibi baklaların üzerinde unlar hala duruyor. Süzdürme işlemi yaptıktan sonra kesinlikle tekrar yıkamıyoruz. Unlu bir şekilde tencerenin içerisine koyuyoruz. Tencerenin içerisine koymuş olduğum baklaları yüksek ateşte 3-4 dakika boyunca kavuracağım. Baklayı zeytinyağlı yaptığımız için içerisine bir tatlı kaşığı toz şekeri ekleyeceğim. Toz şekeri bu baklaya gerçekten çok güzel lezzet verecek. Yemeklerinizi zeytinyağlı yaptığınız zaman içerisine toz şekerini mutlaka koyun. Böylelikle yemeğiniz daha parlak gözükür. Daha sonra içerisine bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı unu serpiştirerek baklanın üzerine koyuyorum. İçerisine koymuş olduğumuz un sayesinde baklamız daha helimelize olacak. Biraz da süzdürmüş olduğumuz baklanın üzerinde un vardı bu bizim için yeterli. Bütün bu malzemeleri koyduktan sonra güzelce karıştırıyorum. Daha sonra içerisine kaynar suyu ekliyorum. Bu aşamada çok fazla su kullanmayacağız sadece suyun gözükmesi bizim için yeterli. Suyu koyduktan sonra kaşın arkasıyla bastırarak baklaların hepsinin su görmesine özen gösteriyoruz. Tenceremizin kapağını kapatıyoruz. Su tamamen bitinceye kadar, baklalar yumuşayıncaya kadar bu şekilde pişiriyoruz. Kaynayana kadar yüksek ateşte, kaynadıktan sonra kısık ateşe getiriyoruz. Yemeğinizi en kısık ateşte ne kadar uzun süre pişirirseniz yemeğiniz o kadar güzel ve lezzetli olur. Tabii ki bu aşamada kontrol etmeyi de kesinlikle unutmayalım. 25 dakikanın sonunda baklalar pişti. İçerisine yarım demet dereotunu koyuyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra tenceremizin kapağını kapatıyoruz. Soğuması için yemeğimizi kenara alıyoruz. Baklalar çok taze olduğu için ben bu yemeği 25 dakikada pişirdim. Sizler evinizde kontrollü bir şekilde pişirin. Yemeğimiz soğurken biz de üzerine koyacağımız sarımsaklı yoğurdumuzu hazırlıyoruz. Bir kase yoğurdun içerisine bir çay kaşığı tuzumuzu ekliyoruz. İçerisine 4 diş sarımsağımızı rendeliyoruz. Daha sonra çırpıcı yardımıyla yoğurdumuz homojen bir kıvam alıncaya kadar karıştırıyoruz. Sarımsaklı yoğurdumuz hazır, kenara alıyorum. 3 saatin sonunda yemeğimiz yeterince soğudu. Bu yemeği ben soğuk servis edeceğim. Görmüş olduğunuz gibi kıvamı oldukça güzel oldu. Şimdi sizler için servisi hazırlıyorum. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir şey olursa her zaman söylediğim gibi bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışıyorum. Yemeğimizi servis tabağına koyduktan sonra üzerine sarımsaklı yoğurt gezdiriyorum. Yoğurdu da koyduktan sonra üzerine ince ince kıymış olduğum dereotundan gezdireceğim. Dereotu hem lezzet katıyor hem de çok güzel görüntü sağlıyor. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin de sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüz olması dileğiyle, hoşçakalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.